Merhaba YouTube, ben Birkan Demir Çalışkan. Bildiğiniz gibi ben otomobil gazeteciliği yaptığım yıllarda çokça otomobil kullanmıştım ve bu yıllar içerisinde 0 kilometre seviyesindeki otomobilleri kullanırken iyilerin yanında kötüler de olmuştu. Bu videoda biraz bunlardan bahsedeceğim. Size 5 tane otomobilden, bir tanesi hafif ticari araç olmak üzere 5 tane bugüne kadar kullandığım en kötü 5 otomobili anlatmak istiyorum. En kötü derken aslında biraz sizin de fikirlerinizi almak istiyorum. Birkaç parametre var. Kötü derken daha da kötü otomobiller kullanmıştım ama kullandığım otomobiller arasında ikinci el otomobillerden bahsetmiyorum tabii ki. Çünkü onlar yıllar içerisinde kaza yapmış olabilirler, kötü toplanmış olabilirler vesaire vesaire. Ancak burada benim test amacıyla bize verilmiş otomobiller arasındaki beklentilerim doğrultusunda bir 5 adet araç belirledim. Aslında sayı çok daha fazla artırılabilirdi. Hatta bir liste yaptım kendi içerisinde ve bunların içerisinde olan birkaç marka modeli daha size söylemek istiyorum. Mesela bunlardan bir tanesi Fiat 500'dü. Büyük beklentiyle bir Mini Cooper kullanacağım gibi başlamıştım ilk böyle direksiyonu başına geçtiğimde ama alakası yoktu. Çünkü o çok daha farklı bir otomobildi ki Fiat 500'ün kötü bir otomobil olduğunu söylemiyorum. Kendi içinde çok aslında tutarlı güzel bir otomobildir. Bugün bile hala çok beğendiğim otomobiller arasındadır ama belirli bir beklentiyle konuya girdiğiniz zaman iş öyle aman aman olmuyor. Bir diğeri Bajaj Kut, benim kanalımda da bir seri halde olan bir Bajaj Kut videom var ama onu otomobil kategorisinde değerlendirmek çok doğru olmayacaktır. Çünkü kendisi motosikletten otomobile doğru gelen bir noktadadır. Var oğlu var, böyle çok daha fazla sayabilirim ama hadi gelin uzatmadan listeye geçelim ve bugüne kadar 0 kilometre olarak kullandığım otomobiller arasında en kötü 5 tanesini de diye soran olursa işte o video bu video. Tata Nano ile başlıyorum. Şimdi diyeceksiniz ki abi Tata Nano bizim ülkemize gelmedi. Sen nerede kullandın bu otomobil diye. Otohaber'de çalıştığım yıllarda tabii farklı organizasyonlara gidiyorduk. Ve gittiğimiz farklı organizasyonlar sadece marka model bazındaki etkinlikler değildi. Çok büyük otomobil firmaları haricinde tabii ki otomotiv yan sanayi firmalarında etkinlikleri oluyordu. Bunlardan bir tanesinde dünyanın en büyük yan sanayisi, üreticisi diyebileceğimiz Bosch'un bir etkinliğindeydi. Bosch o zamanlarda benim hani gazetecilik dönemlerimde kendi merkezi, test merkezi olan Boxberg'de böyle yeniliklerini, teknolojilerini anlattığı, işte yıllık planların açıklandığı, bir gün içerisinin ilk bölümünde sıkıcı toplantıları dinlediğimiz, bu fotoğrafta da gördüğünüz gibi bölümden sonra günün ikinci yarısında daha eğlenceli, Luna Park'a bağladığımız, gazeteciler olarak eğlendiğimiz bölüme geçerdik. Bu bölümde de kendi test pistinde o dönemlerde ürettikleri teknolojilerin hemen hemen hepsini deneme şansını bulduğumuz bir etkinlik düzenlerdi Bosch o yıllarda. Çok keyifli olurdu. Ben o etkinliklerde neler kullanmadım ki yani elektrikli Audi A5 mi dersin? 2 silindirli Passat mı dersin? Var oğlu var sayarım ama bunların arasında bir tanesi vardı ki o da Tata Nano'ydu ve Tata Nano'nun oraya geldiğini gördüğümüzde pek çok gazeteci bir anda aracın böyle üstüne saldırdık resmen çünkü hepimiz kullanmak istiyorduk. Tata Nano'nun olayı şuydu çünkü Hint üretim bir otomobildir biliyorsunuz ve aslında Tata Nano ilk tanıtıldığı hatta ilk böyle hani dedikodusu bile çıktığında herkes böyle bir şaşırmıştı. Oo, sonunda hani çok ucuz bir otomobile binebilecek bütün dünyadaki herkes. Önce tabii Hint fakirleri binecek, sonra diğer dünyadaki fakirler de otomobillenecek gibi düşünmüşlerdi. Çünkü iddiası şuydu, dünyanın en ucuz otomobilini üreteceğiz demişti Tata o yıllarda. En ucuzu derken 1500 dolar civarında bir satış fiyatının olması bekleniyordu. Tabii satış fiyatı bu kadar ucuz olunca da tabii ki beklentiler de ona göre oluyor. Yine de benim kullanmış olduğum Tata Nano'nun özelliği ki bu kadar teknolojinin içinde bu kadar basit bir otomobil neden var diye sorduğumuz noktada o yıllarda Bosch'un ucuz bir direksiyon sistemi, hidrolik gibi çalışan ama tam da hidrolik olmayan bir direksiyon sistemini bu araçta uygulamasıydı. Bu sebeple aracı Boxberg'teki test pistinde kullanmıştık. Benim hani aklımda kalan şeylerden bir tanesi, öncelikle bir arka koltuğuna oturmuştum. Motor altında yer alıyor. Arka koltukların altında yer alıyor ve hani böyle su motoru gibi böyle bir dı dı diye bir ses çıkaran bir otomobil. Tabii ki beklentimiz fazla değildi ama yine de kötü plastik, işte böyle dar, böyle kısa bir otomobil, virajlarda hiçbir şey yok. Sağdan direksiyonluydu bizim kullandığımız otomobil. Hatta hani
hiç yani direksiyon için o kadar uğraşmışlar ama tepki vermiyor. Çeviriyorsun, böyle bir yatma oluyor, bir şey yapıyor. Yani gerçekten ucuz etin yanisi gibiydi. Avrupa'ya da açılmak istemişlerdi. Hatta Tata Nano Europa gibi bir modeli de göstermiş zamanda Tata ama ne yazık ki bu gerçekleşmedi ve bir saatten sonra da zaten satış adetlerini durdurdular. Çok da başarılı olamamıştı. Dolayısıyla hani kötü otomobil dediğim zaman ilk aklıma gelen otomobil ve bize de gelmediği için biraz da güvenli oynadığım bu videoda otomobil Tata Nano oluyor. Geli MK Familia 1.5 dediğim zaman neden bahsediyorsun diyenler olacaktır. Aa evet biliyorum ben otomobili, hatta ben de sahip oldum diyenler de olacaktır. Bu otomobili halen sahip olanlar ya da bir zamanlar sahip olmuş olanlar bana kızmasınlar ama gerçekten kötü bir otomobil. Ki ben o yıllarda hemen her otomobili kullanmış bir insan olarak Geli'nin bu MK Familia'sı teste geldiği zaman hani heveslenmiştim bir taraftan. Sonuçta ucuz yollu otomobil alıp ulaşımını sağlayabilecek insanlar için iyi bir paket sunuyordu ki tasarım olarak baktığın zaman ön taraf Opel Astra'ya benziyor. Arka tarafta kocaman stopları var. Kocaman bir bagaj hacmi var. 4 tane kapısından, sedan formundan aileler için bol bol şey sunan bir otomobil olarak değerlendiriyorduk. Donanımı güzeldi gibi. Fiyatı da çok iyiydi. Yani ilk geldiği zaman 15.000 TL civarında bir fiyatı olduğunu hatırlıyorum. Hatta işte donanımlarla vesaire falan 21.000 TL'lik bir fiyatı vardı o yıllarda. Ancak kağıt üstünde iyi bir teklif sunsa da otomobil teste geldiği zaman şöyle söyleyeyim size ne kadar kötü bir otomobil olduğunu. Test ölçümlerini yapmak için gittiğimiz Şile'deki yola Beşiktaş'tan çıkıp Şile'deki yola giderken 4 camı da açık seyahat etmek zorunda kaldım. Çünkü aracın içinde o kadar kötü bir plastik kokusu vardı ki midem bulanmaya başladı bir saatten sonra ve hani o dönem şunu bile düşündüm. Yani bir torpido parçasını sökelim, plastik bir parçayı sökelim, bir laboratuvara yollayalım. Acaba içinde ne kadar kanserojen madde var? Ve bu otomobil kullandığımız zaman ne kadar fazla böyle toksikle besleniyoruz diye bir fikrimiz oluşmuştu. Tabii sürüş karakteri de aman aman değildi. Sanki böyle hani vitesleri geçirirken böyle araç böyle bir yere elinde kalınacakmış gibi geliyordu. Performans desen yani var mıydı? Yoktu tabii ki ama her şeye rağmen hani ilk satın aldığında güzel gözüküyor olabilirdi ama yıllar içerisinde de gördük ki bu arabalar zaten piyasada aman aman fazla kalmadılar. O yüzden de çok da haksız sayılmam herhalde. Yani aklıma ilk gelenler arasında yer almasına da şaşmamak lazım. Aston Martin V8 Vantage dediğim zaman bu listede, bu videoda olmasını pek beklemediğiniz bir otomobil olabilir. Ancak bunu da biraz aslında sadece ucuz otomobillerin kötü olduğuna değil de çok pahalı, çok havalı, muhteşem dediğimiz, aslında kahraman gibi gördüğümüz otomobillerin de kötü olabileceğine dair bir kanıt olarak videoya eklemek istedim. Elbette ki Aston Martin V8 Vantage muhteşem bir otomobil bir taraftan. Yani o V8 motoru duyduğunuz zaman böyle tüyleriniz diken diken oluyor. Bugün bile düşündüğüm zaman işte motora ilk böyle marşı verdiğinizde oluşan o gürültü, homurtu, motorun yaptığı dalga, köpürtmesi, titreşim. Ben kastım böyle bir rahatsız edici bir titreşim değil ama o hani ön tarafta çalışan sanayinin muhteşemliği ve hani birazdan yaşayacağınız o adrenalin patlaması, o performans, bütün hepsini düşündüğünüz zaman bu perspektifte harika bir otomobil. Ama bu videoyu almamın sebebi şu. Hani derler ya kahramanlarınızla tanışmamanız gerekir diye. Her zaman geçerli olmayan bir sonuçla sonuçlanır. Kötü bir cümle oldu ama benim için de Aston Martin V8 Vantage böyle bir otomobili. Çünkü yıllarca James Bond Bond'un otomobili olarak böyle pompala, bir de tabii o İngiliz arrogantlığı içerisinde hani Porsche'den her zaman daha güzel otomobiller üretiriz, Ferrari'yi öyle yaparız, bunu böyle yaparız falan filan. Ne zaman ki Aston Martin Bursa'nın otomotiv distribütörlüğünde Türkiye'ye geldiğinde bize de teste gelmişti. O test çekimlerinde direksiyona ben geçmiştim ve hani o dönemler fotoğrafları çekilirken bir iki video da çektiğimiz olmuştu zaten. Yan tarafta gördüğünüz görüntülerde şu an onlar zaten. Beni asıl hayal kırıklığına uğratan şey şuydu Aston Martin V8 Vantage ile ilgili. Bir kere elde üretildiği için diyorsun ki oha baba elde üretiliyor, hani çok harika. Evet eyvallah. Fakat mesela her yer deri kaplı ya da işte çeşitli malzemelerin kaplı olduğunu görüyorsun. Fakat o dikişler mesela dümdüz giderken bir anda böyle bir yamulmuş. İşte
Plastikler tam oturmamış. Sağda solda böyle Volvo'dan, Ford'dan parçalar görüyorsun. Tabii ki olabilir, böyle daha böyle küçük otomobil firmalarında gördüğüm şeyler olabilir bunlar. Çünkü onlar için de ekstra bir para harcamanın manası yoktur ama o kadar para verdikten sonra ve bu işi bu kadar parlattıktan sonra bazı şeylerde iyi çalışsın be abi. Örneğin bir ekran vardı kokpitinin üstünde ve aracı çalıştırdığın zaman, daha doğrusu multimedya sistemini çalıştırdığın zaman o ekran böyle açılırdı. Mesela açılıyor, duruyor. Bu kadar mı açıldı? Çünkü açıldığı zaman bile bir hafif böyle önde duruyor. Çünkü sığmamış, sığdıramamışlar. Tamam yani elde üretilmiş olması, oradan buradan parçalar ve hani bir takım İngiliz arkadaşların böyle bir araya getirdiği ve hani o tutku, işte o mükemmellikten bir tık uzak. Çünkü insan kul yapımı olarak düşündüğümüz bu otomobil o kadar para verdikten sonra ve hani böyle bir segmentte bu kadar paralar verildikten sonra yan tarafta bir Porsche'nin muhteşemliği dururken, her böyle civatasında muhteşemliği dururken biraz insan şey oluyordu. Yani tabii ki farklı olmak için Aston Martin tercih edilebilir o klasmanda, o fiyat seviyelerine çıktığın zaman, ama ben yüksek beklentilerle bu otomobilin direksiyonu başına geçtikten sonra, ki bir miktar sıktıktan sonra da aslında yol tutuş karakterinin o kadar da iyi olmadığını gördüm. Çünkü bu segmentte, bu klasmandaki otomobillerde ne yazık ki daha iyisini bekliyorsunuz ve hani arkadan tabii ki kaymasını bekliyorduk ama hiç ummadığım noktalarda bırakıp toparlaması, yani direksiyon tepkileri yeteri kadar iyi olmaması gibi böyle son dokunuşlarda iyi olmaması bu listede, bu videoda özellikle de bu araca yer vermeme sebep oldu. Tabii ki kızanlar olacaktır. Abi yani V8 Vantage kullanmışsın, bir de beğenmiyorsun, hani bulmuşsun, hani böylesini arıyorsun diyenler olabilir ama polemik de belki de bundan çıkıyordur. ...2010'lu yıllar seviyesinde Türkiye'de böyle bir Çinli otomobil saldırısı olmuştu. Ve hani Avrupa Birliği'ne tam girememiş ama bizim ülkedeki böyle boşlukları, yasal boşlukları değerlendiren firmalar olmuştu. Ucuza otomobil getirip satmaya çalışan farklı farklı distribütörler, otomotiv şirketleri olmuştu. Bir taraftan tüketici için harika bir durumdu bu. Neden? Çünkü normalin çok daha alt fiyatına bir otomobile, bir ulaşım aracına kavuşabiliyordunuz. Hatta ekmek teknesi yapabiliyordunuz. Bu bir otomobil değil. Bu bir hafif ticari araç olarak geçen bir otomobil gibi araç diyebileceğimiz bir yapı. Hani tam tanımlayamadım kendisini ama hani Suzuki Carry vardır biliyorsunuz, üzgün otomobil ya da sucu minibüsü, tüpçü minibüs dediğimiz araçlar. Onların benzeri olan bir üretimdir. HF Kanuni olarak geçen. Aslında Kanuni biliyorsunuz Türkiye'deki bir şirket. HF de Çin'deki şirket ama orada Çin'de üretilen bu ürünler Türkiye'ye gelirken böyle bir isimle satıldı, pazarlandı. Diyebilirsiniz ki abi o kadar da kötü değildi. Çünkü yani verdiğin paranın karşılığında sana hizmetini yapıyordu bu otomobil diyebilirsiniz. Haklısınız da bir taraftan. Ancak ben ki hani dergide böyle aynı gün bilmem kaç tane otomobil varken genellikle en sefil, en kötü otomobillerle eve akşam gitmeyi tercih eden bir çalışan olarak birkaç gün boyunca bizde kaldığı dönemde HF Kanunu ile geçirmek istedim özellikle. Çünkü böyle sefil, rezil, tırnak içinde söylüyorum, otomobilleri kullanmayı daha çok tercih ediyorum. Zaten iyi otomobilleri herkes biliyor zaten ama önemli olan bence seksi kısmı bu tarz otomobillerin detaylarına bakmak. Çünkü bana daha eğlenceli geliyor baktığınız zaman. O yüzden de hani böyle bir adamım zaten. Ancak HF Kanuni'nin direksiyonun başına geçtiğim zaman baştan geçemediğimi de söylemek istiyorum. Çünkü hani direksiyon öyle bir şekilde geliyordu ki zaten hani tekerleklerin önünde oturuyorsunuz. Yani cap forward da değil, yani cap over denilen, hani Volkswagen minibüsler vardır ya T1, o anlayışla yapılmış bir tasarımı vardır. Tekerleklerin üstünde kabinin en önünde oturursunuz. Direksiyon önünüzdedir, hemen ön camınız vardır ve bir kaza anında direkt ölürsünüz. Bu yer anlamında, yer kazanmak anlamında çok avantajlı bir şeydir. Arka tarafta bol bol eşya, insan taşıyabilirsiniz. Yine de abi bir miktar iyi üretilmiş olsun be abi. Çok kötü bir üretimdi. Yani her yerinden ses geliyordu aracın. Frene basıyorsun, durmuyor. Gaza basıyorsun, böyle bir titremeler. İşte viraja girmekten zaten hani bahsetmenin manası yok. Zaten formu sebebiyle yani çok kısa dingil mesafesi, dar, yüksek, kısa, böyle hani böyle hep böyle boğuştuğum bir araç olmuştu. Otomobil demek istemiyorum ama ya yani kötüydü be abi. Çok kötüydü gerçekten. Zaten piyasada da şimdi mesela arşivime bile bakıyorum. Doğru düz fotoğrafı bile yok. İşte ilanlara giriyorsun. Doğru düz satan yok. Çoğu muhtemelen şu an hurdalıklarda orada burada çürüyor.
Bu mantıkla baktığınız zaman bir yatırım aracı değildi. Sadece yani kullanıp attığımız bir yani böyle selpak mendil, tuvalet kağıdı, ne bileyim işte diş fırçası falan gibi bir ürün olarak değerlendirmek gerekiyordu. Ama günün sonunda bir otomobil olarak değerlendirdiğiniz zaman gerçekten çok kötüydü. Kötüydü yani. Ben gerçekten böyle arabaya girerken baştan sağ ayağımı sokuyordum. Sonra böyle popomu içeri sokuyordum. Sonra oturup diğer ayağımı içeri alıyordum. Çünkü sığamıyorsun. Yani çok dar. Direksiyonun o rot mili derler ya hani direksiyon simidini tekerleklere bağlayan şey zaten bacakların arasından geçiyor ve hani gaz ve fren pedalları böyle sağ taraftayken debriyaj solda yanlış hatırlamıyorsam yani böyle bulamıyorsun da onları yani böyle bir hep bir savaşma halindesin. Şöyle de düşünebiliriz gerçi böyle bir araç alırsan eğer böyle bir fitness salonuna falan yazılmaya gerek yok aslında çünkü yani bu aracı kullanmaya çalışırken harcadığın efor sayesinde böyle vücudun gayet zinde kalabiliyor. Bu anlamda kötü bir otomobil sayılmayabilir ya. Düşünülebilir. Evet. Proton Saga dediğim zaman pek çok insan abi 12 diyebilir. Çünkü ülkemizde fazla da olmayan modellerden birisi. Biliyorsunuz ben daha önce bir video yaptım. İşte kesinlikle alınmaması gereken 5 otomobil diye bir liste yapmıştım. Ki bu listenin içerisinde Proton Savi de vardı biliyorsunuz. Proton Savi'nin özelliği bildiğim kadarıyla soldan direksiyonlu olarak bir tek Türkiye için üretilmiş olan Malezyalı Proton'un B segmentindeki hatchback otomobiliydi. Fakat protoncular şöyle düşünmüş olacaklar ki biz madem B segmentinde bir hatchback yaptık bunu neden sedanı da yapmıyoruz diyerek bu Saga denen otomobili yapmışlar zamanında. Bize de gelen örnekler aynen Savi'de olduğu gibi soldan direksiyon olarak zannediyorum bir tek bizim gibi pazarlarda satıldılar. Çok da satılamadılar. Zaten hani ülkeye girdiği gibi tüplendi genellikle. Hani böyle hani böyle gümrükten geçerken oradaki tüpleri hemen takıp böyle bayilere koydular gibi bir durum olmuştu ama hatırlarsanız Savi için şunu söyleyeyim. Demiştim. Hani kesinlikle almamız gereken bir otomobil. Fakat o kadar böyle hani enteresan noktaları var ki ben Savi'yi çok severim. Ama Saga'yı da bir o kadar sevmem. Çünkü neden? Renault Symbol gibi işte B segmenti sedanlara rakip olarak yapılmış bir otomobildir ama malzeme kalitesi kötü, plastikleri korkunç, böyle tuttuğun çoğu plastik parçada böyle çapaklı böyle şeyler var. Tamam donanım var. Yani hani sözde işte hava yastıkları, ABS'si, kliması, elektrikli camları falan gibi şeyleri var ama kötüydü be abi. Ve kullanırken de böyle yani Savi'yi kullanırken nasıl zevk aldıysam Saga'yı kullanırken bir o kadar nefret ettim öyle söyleyeyim. Yani aynı platformda üretilmiş iki otomobil nasıl bu kadar farklı hissettirebilirdi? Lastiklerinden muhtemelen farklılık olabilirdi. Bir de tabii motorla yani Türkiye'ye gelen Saga'ların 1.6 motorla da geldiğini hatırlıyorum. Dolayısıyla da hani o 1.2 motorun o böyle hani şey hali 1.6 motorda biraz böyle hani atmosferik böyle bildiğim 1.6 öyle bir motordu. Öyle de olunca bir de hani tüplüydü araba. Herhalde ayarları da güzel yapılmamıştı. Benim kullandığım örnek çok kötüydü yani. Şu anda hani Proton Saga kullanan birileri varsa ve hani o kadar kötü olmadığını düşünüyorsanız lütfen altta yorumlara yazın. Ben de yarın bir gün aslında sıfırdan bir Proton Saga videosu çekmek isterim. Acaba gerçekten hatırladığım kadar kötü müydü yoksa haksız mıydım acaba? Şu anda da haksız olabilir miyim acaba? Böyle. Evet sevgili izleyenler, bu videomda size bugüne kadar kullanmış olduğum 5 en kötü otomobil deneyimimi aktarmaya çalıştım. Tabii ki benim videolarımda genellikle şöyle bir durum var biliyorsunuz. Otomobil incelemelerimde ne zaman bir otomobil anlatsam onu almak için böyle size biraz gaz veriyor gibi oluyorum. Yarın öbür gün bu bahsettiğim 5 otomobille ilgili inceleme videosu çekersem muhtemelen onlarda da böyle olabilirsiniz tabii ki. Ancak şunu da hani söylemek istiyorum özellikle. Evet kötüydüler ama yani bunlardan bazılarında kötü dememin sebebi benim beklentilerimin karşılığını tam verememişlerdi. Dolayısıyla bir otomobil tercih ederken beklentinizin, ihtiyaçlarınızın ne olduğunu çok iyi belirlemeniz gerekiyor. Test sürüşü yapmanız gerekiyor. Ya da ikinci elde alacaksanız sağdan soldan bayağı bir güzel araştırıp o otomobil size uygun olup olmadığını bilmeniz gerekiyor. Aslında biraz da mesajım bu. Hani vardır ya böyle işte dostlar işte bayram ziyaretlerinde, akraba ziyaretlerinde, karatahanede, kahvehanede orada burada muhabbetler döner ya. Abi alma o arabayı, o araba çok böyle kötü bir araba falan dendiği zaman aslında kötü bir otomobil pek yok yani son 10 yıldır 20 yıldır yok ama bazıları kötü be abi. Ve hani o kötü otomobili çok sahiplenenler de oluyor ya böyle çünkü hani almışlar bir şekilde hani dönüp de bana da diyebilirsiniz abi senin arabaların da çok iyi sayılmaz. Evet biliyorum ama zaten ben onların o özelliklerini sevdiğim için otomobilleri aldım. Mesajım da genel olarak budur. Bu videoda genel olarak böyle bir toparlamak istedim ama mesela listeye tekrar baktığımda hani aklımda böyle liste çıkarken burada anlatmak istiyorum mesela kötü olarak
kalmış birkaç otomobilden bahsediyorum. Mesela bir zamanlar babamın sahip olduğu ve benim de kanalımda videosu olan Fiat Scudo 1.9 dizel, yani bizdeki örneği korkunç bir arabaydı. Yani çok kötü bir arabaydı. Hani daha iyi kondisyondaki bir Skoda'yı kullanmak isterdim ama bizdeki çok çok kötü bir otomobildi. Çünkü bakımları kötüydü, kilometresi çok yüksekti, çok ağır kullanılmıştı. Genel olarak bu onun kötü bir otomobil olduğunu göstermez tabii ki. Ancak aklımda kalan kötülerden bir tanesi oydu. Bir diğeri, bir zamanlar eniştemde bir Ford Escort CL hatchback vardı. Hidrolik direksiyonu falan yoktu galiba. Ve hani çok kısa bir sürede kullanmıştım onu ama o dönem bizde Escort Station CLX vardı. Ki yani ondaki o duygularım ve deneyimimle hidrolik direksiyonsuz o hani Escort'u kullandığım zaman böyle bir nasıl bu kadar kötü olabilir ya? Bizim arabamız ne kadar güzel ki bu niye böyle kötü olabilir gibi kalmıştı aklımda. Bir diğer aklımda kalan Mitsubishi'nin tabii bu minibüsleri vardır biliyorsunuz. L300'ler. Benim kullandığım örnek çok korkunç bir örnekti. Yani çok kötü bakılmış, çok ağır kullanılmış, sürekli eşya yük taşınmış bir örnekti. Ve hani polisten de güzel ceza yemiştim. Çünkü farı yanmıyordu gibi gibi. Aklımda kötü kalmıştır ama bu tabii araç özelinde bir şeydi. Tata Xenon'dan çok bahsetmek istemiyorum. Kanalda videosu var çünkü benim kullandığım örneğin de ne yazık ki direksiyon pompası bozuktu. Dolayısıyla da kötü kaldı aklımda ama hani direksiyon pompası bozuk olmayan ve aradan bunca yıllar geçmiş, bakımları yapılmış bir Tata Xenon videosunu sıfırdan incelemek ne kadar güzel olabilir değil mi? Bence de olur. Chery Kimo, benim kanalımda hani çok da hoşuma gitmeyen otomobiller olarak bir videosunun olduğu otomobildir ama günümüzde hala sağda solda Chery Kimo'lar görüyorum ve bugünlerde alabileceğiniz en uygun fiyatlı küçük segment, hatta otomatik seçeneği de olan otomobillerden bir tanesi. Eğer temiz kalmış bir iki örneğe denk gelirseniz neden olmasın diyebilirim. Bugün aradan geçen bu kadar zamanda tekrardan bir direksiyonun başına geçmek isterim. DFM'nin panel vanı vardı ama listede HF kanunu olduğu için onu biraz eledim. Onunla ilgili de kanalımda bir tane eskilerden video var. Onu da istiyorsanız izleyebilirsiniz. Aklıma gelenler bu şekildeydi. Benim bugüne kadar kullanmış olduğum otomobiller arasındaki kötü örnekler bunlardı. Sizin de kullandığınız otomobiller arasında ya abi ne kadar kötü bir otomobil dediğiniz otomobiller varsa alta yoruma bekliyorum. Onun dışında videoyu beğenin, beğenmeyin. Ne yaparsanız bu videoda böyle oldu. Bir de size ufak bir teaser, spoiler artık bunun ne olarak adlan ipucu vereyim. Arşivimde daha önce hiç yayınlanmamış ütüyle video çeken adam içerikleri buldum. Yakın zamanda bunları da göreceksiniz. Ben bile onları bulduğum zaman böyle hazine buldum oğlum. Bakalım. O zaman teşekkür ediyorum. Sağ ol.